Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bir Postakop özel yayınımızda sizlerleyiz. Çok değerli konuğum. Bugün bizlerle efendim uzman doktor Gülnur Başar. Dilerseniz öncelikle hocam hoş geldiniz diyelim ve ardından da sohbetimize başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Gülnur Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? 30 yıllık tıp hekimiyim ben. Maşallah. Evet, bu zamanın yarısından fazlasını yani 20 seneyi alternatif tedavi alanında geçirdim. Temel olarak homeopati ile uğraşıyorum. 10 yıl önce Homeopati Derneği'ni kurdum ve 10 yıldır da başkanlığını yürütüyorum. 11 yıldır. Harika. 5 yıldır da Medipol Üniversitesi'nde doktorlara ve eczacılara yönelik Sağlık Bakanlığı onaylı bir homeopati sertifika programı yürütüyorum. Daha başka yerlerde de eğitim veriyorum. Bugün hatta Sofya'dan geldim bir Aa, eğitimden. hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Harikasınız. Öyleyse hocam homeopati nedir? Homeopatiyi şöyle tanımlıyoruz biz. Doğal maddelerden üretilen, kişiye özgü, bütünsel ve yan etkisiz tedavi edici çok eski bir yöntem olarak. Aslında Avrupa kaynaklı bir yöntem bu. 250 yıl önce bir Alman doktor tarafından, Samuel Hahnemann tarafından geliştirilen bir yöntem. Ve şu anda da dünyada en çok kullanılan alternatif tedavi yöntemi aslında. Diğer bildiğimiz yani akupunktür, Ayurveda hepsinden daha yaygındır aslında homeopati. Türkiye'ye biraz geç geldi. Avrupa'da 50 bin tane homeopat hekim var ve birkaç milyon insan her sene homeopatik tedavi alıyor. Bütün eczanelerde de homeopatik ilaçlar satılıyor. Bizim ülkemiz biraz daha sanırım. Şu anda Türkiye'de tedavi yönetmeliği 4 yıl önce tedavi uygulamaları yönetmeliği çıkmıştı. Yani Türkiye'de şu anda homeopati resmi bir tedavi. 3 yıl önce de eğitim yönetmeliği çıktı. O sayede biz üniversite doktorlara eğitim veriyoruz. Şimdilerde de ilaçların ruhsatlandırma yönetmeliği çıkmak üzere. Geçen hafta Sağlık Bakanlığı'na görüş bildirdik biz. Dolayısıyla yakında Türkiye'de ilaçlar olacak aslında. Sizce hocam modern tıbbın yanlışı nerede ki biz bu noktada alternatif tıplara ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi modern tıp semptomlara yönelik bir şekilde çalışır. Yani çok basit bir hastalıkta bile diyelim ki nezle olsa herkes bunun bir tane hastalık olduğunu ve aslında bir tane ilaçla tedavi edilebileceğini düşünüyorsunuz ama tek bir ilaç olmuyor biliyorsunuz. Grip olduğunuz zaman doktora gidiyorsunuz. İşte baş ağrınız için bir ilaç, ateşiniz için bir başka ilaç, burun akıntınız için bir başka ilaç, işte bunlar bağırsaklarınız dokunur diye başka bir ilaç, boğazınızda mikrop var diye başka bir ilaç, böyle bir paketle geliyorsunuz. Dolayısıyla her bir semptom için biz bir ilaç yazıyoruz tıpta ve aslında temel prensip semptomları baskılamak. Ama semptomları ortadan kaldırmak hastalığın iyileştiği anlamına gelmiyor. Öyle olsa hani akut hastalıklarda biz zaten kendimiz iyileşiyoruz aslında. Yani siz ağrı kesici aldığınız zaman ağrı kesici yalnızca sizin ağrıyı hissetmenizi engeller Engelliyor. ama ağrının nedenini ortadan kaldırmaz. Aynen öyle. Bazen onun için başka şeyler yapılır, bazen de hiç yapılmaz. Yani kronik bir ağrı da olsa, akut bir ağrı da olsa biz ağrı kesici veriyoruz temel olarak tıpta. Yani semptomu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bazen semptom çok şiddetli olabilir, rahatsız edecek kadar ama aslında çoğu zaman biz semptomlar aracılığıyla iyileşiyoruz. Yani ateş olması işimize yarıyor çünkü mikropları öldürüyor. İşte kusmak işimize yarıyor çünkü bize yaramayan şeyleri atıyoruz. Semptomlar aracılığıyla iyileşiyoruz. Ve beden kendi kendini iyileştiriyor böyle biz müdahale etmezsek aslında. Haklısın. Müdahale ettiğimiz zaman siz hissetmiyorsunuz ama gene kendinden iyileşmiş olursunuz akut bir durumda. Ama kronik durumda iyileşmiyorsunuz. İyileşebiliyor olsak eğer her gün tansiyon ilacı içmeye gerek kalmazdı. Doğru. Her gün şeker ilacı içmeye gerek kalmazdı. Demek ki kronik hastalıklarda iyileşmiyoruz. Yalnızca semptomlar ortadan kalkıyor ama hastalık devam ediyor. Dolayısıyla hastalıkları ortadan kaldıracak başka yöntemlere ihtiyaç var. Buna biz bünye tedavisi diyoruz, holistik tedaviler. Ve bunlar bütün dünyada çok eskiden beri bilinen şeyler. Yani işte Ayurveda'nın mesela 10 bin yıllık, 5 bin yıllık bir geçmişi var. Homeopati o kadar eski bir alan değil. 250 yıllık bir geçmişi var söylediğim gibi. Ama aynı holistik, bütünsel prensiplerle çalışıyor. Yani herkesin bir hastalanma biçimi var ve bu hastalanma biçimini organizmayı bir şekilde uyarırsanız siz organizmanın kendi iyileştirici güçlerini açığa çıkarırsınız ve insanlar o güçler aracılığıyla iyileşir aslında kronik hastalıklardan da. Homeopati buna dair bir şey. Yani bir tür biz bir bilgi yüklüyoruz aslında insanlara. Doğru. Tabii ki 250 yıl önce böyle söylemek mümkün değildi ama şu anda bizim hastalara daha çok söylediğimiz hani bir bilgisayar için bile ya da cep telefonu için bile bir hardware, bir software var. Tıp genellikle hardware'a yönelik bir şeyler yapıyor.
Ama aslında çoğu zaman bilgisayar ya da telefon bozulduğu zaman yeniden program yükleniyor. Yani software ilişkin bir şey yapılıyor. Ve bu kadar karışık bir sistemin de bir işte tasarımı yöneten bir bilgi sistemi var. Ve bizim yaptığımız iş aslında bilgi sistemine ilişkin. Yani o yüzden herkese kendine özgü bir bilgi yüklüyoruz. Ve o kişi bunun aracılığıyla kendisi iyileşiyor. Hı hı. Belki işte bir migrenden ya da bir astımdan ilaç almışsınız gibi yarım saat içinde iyileşmezsiniz homeopatiyle. Ama sonuç olarak ilk homeopatik ilacı aldıktan sonra semptomlarınız azalmaya başlar. Zaten tekrarlanan bir şey değil homeopatik ilaçlar. Tek bir sefer veriliyor çoğunlukla. Ve ondan sonra işte 15-20 gün içinde siz artık hiç astım ilacı kullanmaya ihtiyaç duymazsınız. Bir ay içinde hiç migren ilacı kullanmaya ihtiyaç duymazsınız. Tabii ki kriterler var yani hastalığın ne kadar uzun olduğu, o kişinin ne kadar güçlü olduğu bünyesinin falan ama aşağı yukarı böyle bir şeyle çalışıyor. Burada zorluk o kişiye özgü ilacı bulmakta. Onun için homeopati uzun bir eğitim gerektiriyor. Homeopatik ilaçlar aslında çok ucuz. Bütün dünyada çok ucuza satılıyor. Yani jenerik dediğimiz bizim tek bir, yani yıllar önce keşfedilen maddelerden yapılmış ilaçlardı, doğal maddelerden. İlaçlar çok ucuz. Dolayısıyla çok para kazanılan bir alan değil. O yüzden belki doktor ve eczacılar çok ilgilenmiyorlar. Ama aslında hastaların çok işine yarayan ve çok hastalık için kesin çözümü olan bir alandır. Süper. Alternatif ve tamamlayıcı mesela tedaviler arasındaki farklar nelerdir hocam? Şimdi şöyle, Dünya Sağlık Örgütü 3 büyük tedavi alanını alternatif tedavi olarak tanımlıyor. Bunlar homeopati, Hint tıbbı, Ayurveda yani ve Çin tıbbı, akupunktur ve diğer yöntemlerdir. Şu anlama geliyor bu. Yani Avrupa'da bu sistemi tanıyan yerlerde isterseniz konvansiyonel tıp, bizim modern tıp dediğimiz alandan tedavi alırsınız. İsterseniz de hiç o alandan tedavi almayıp yalnızca ayurvedik tedavi de yalnızca homeopatik tedavi alabilirsiniz. Bu Hindistan'da, Güney Amerika'da birçok yerle Sağlık Bakanlığı'nın, oradaki sağlık bakanlıkları ve üniversitenin tanıdığı yöntemler bunlar. Uzun zamandır böyle yapılan bir şey. Türkiye'de ise alternatif tedavi alanı olarak tanımlanmadı homeopati. Dünya Sağlık Örgütü başka birçok şeyi, işte hipnoz, renk tedavisi, tedavisi, enerji tedavisi, müzik tedavisi, fitoterapi, bunları da tamamlayıcı tıp olarak tanımlar. Türkiye'de hepsi tamamlayıcı tıp olarak tanımlandı 2014'te çıkan bir yönetmelikle. Şu anda 15 tane tedavi alanı, işte bunların içinde apikoterapi var, manuel terapiler var. Bütün bunlar homeopati de var. 15 tane tıp alanı tamamlayıcı yöntem olarak tanımlandı. Yani bir ana yöntemin yanında bunları kullanabilirsiniz anlamına geliyor bu da. Ve bu sayede biz de doktorlara eğitim veriyoruz üniversitelerde. Peki hocam, hangi hastalıklar homeopatiyle tedavi edilir? İşte migren dediniz. Bunun yanı sıra başka hangi hastalıklar? Vallahi aslında her türlü hastalığı tedavi edebilirsiniz. Çünkü biz hastalığı değil, hastayı tedavi ediyoruz. O hastalığa sahip kişiyi tedavi ediyoruz ve o kişinin bilgileriyle. Çoğu zaman uzun bir hasta görüşmesi yapıyoruz. 1,5-2 saat sürüyor bizim hasta görüşmemiz. O hastaya ait her şeyi öğrenerek o kişiye özgü tek bir ilaç buluyoruz. Ve dediğim gibi bu ilaç bir süre sonra etkiliyor. Dolayısıyla yani sivilceden de olabilir, işte mide rahatsızlığı da olabilir, otizm de olabilir. Çok ciddi, yani çağımızın vebası diyebileceğimiz. Otizm gibi, MS gibi hastalıklara da çare buluyoruz homeopatiyle. Ama MS ilacı diyebileceğiniz bir şey yok homeopatide. Yani MS olan kişiyi görmemiz gerekiyor bizim ve o kişiye özgü bir ilaç bulmamız gerekiyor. Ayrıca salgınlarda falan kullanılan homeopatik ilaçlar var. Yani homeopati ciddi bir alandır. Bir tek psikolojik rahatsızlıklar ya da işte dediğim gibi dermatolojik amaçlarla kullanılmıyor. Yani Avrupa'da Hahnemann'ın zamanında, bundan 200 yıl önce çok büyük veba salgınları vardı, kolera salgınları vardı. O zaman homeopatik hastaneler vardı ve o hastanelerde hiç hasta kaybedilmedi mesela. Çok hani işe yaradığını, şimdi bile yoğun bakımlarda homeopati kullanan ülkeler var. Yani kişinin kendi iyileşme gücü aslında her şeyin üzerindedir. Bunu görüyoruz biz. Yani hastanede yığınla ilaç veriyorsunuz hastalara, gene kaybediyorsunuz. O kişinin iyileşme gücünü aktive etmek gerekiyor ve homeopati çok iyi bir yöntem bunun için. Yani hastanede de kullanabilirsiniz. Ayrıca acil kitleri vardır. Ve biz de dernek olarak aslında acil olarak homeopati nasıl kullanılır diye eğitim veriyoruz. Yani evlerde falan. Avrupa'da insanlar bunu kitaptan okurlar. Gider eczaneden alırlar. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Ben de bu konuda bir kitap yazdım aslında. Homeopati ile bir şifa yolculuğu diye ve bir kısmı doktorlara yönelik ama ilk 100 sayfası falan herkesin kolay okuyabileceği bir şey. Yani hastalık öyküleri var, işte tıbbi anlayışımız nasıl değişti, aslında sağlık nedir, hastalık nedir, nasıl iyileşiyoruz, hastalık niye gereklidir gibi bölümleri içeren bir kitabım da var. Dediğim gibi yani aslında süper, herkesin rahat kullanabileceği bir şey homeopati ama ciddi hastalıklar için uzmanlık gerektiren bir alan. Peki beklenti ve yaklaşım nasıl olmalıdır? Şöyle, şimdi
Homeopati birçok hasta için kesin çözüm oluyor ama bu hastanın kendisi hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Yani bir bütün semptomlarını işte başım ağrıyor gibi değil de ya da bir doktoru biliyorsunuz tıp daha çok laboratuvar testleri ve görüntüleme metotları üzerine ilerleyen bir sistem. Ama bizim istediğimiz aslında hastanın kendine dair daha çok bilgi anlatması ve onlara bakarak bir ilaç buluyoruz biz hastaya. Ayrıca önerilerde de bulunabiliyoruz. Yani beslenmeye dair, harekete dair, başka yöntemlere dair ve de hastalığın da hemen sihirli bir değnek değmiş gibi geçmesini beklememesi gerekiyor. Yani biraz sabır ve gözlem gerekiyor. Hastaya sorumluluk yükleyen bir alandır homeopati. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz her sene bir uluslararası konferans düzenliyoruz homeopati derneği olarak. Bu sene de beslenme ve homeopati hakkında bir konferans düzenleyeceğiz. 6-7 Nisan'da. 6-7 10 Nisan Dünya Homeopati Günü. Biz genellikle o civarda yapıyoruz bu konferansı. Yani bu doğal yöntemlerle sağlıklı yaşama ve homeopatinin kullanımına ilişkin daha fazla bilgi paylaşacağımızı düşünüyorum. Orada. Harika. İnşallah bu yolculukta da daha da bizlerin bilinçlenmesi ve hangi konu olursa olsun homeopatiyi de tedavi yöntemi olarak alıp kabul etmek gerekiyor aslında. Sizlerin de emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Değerli konuğumuz uzman doktor efendim Günnur Başar bugün Posta Kobo özel yayınımızdaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.